Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen hizmetlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılını değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Birçok projeyle Melikgazi'yi daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, ellerindeki ev ve arsaların belediyenin borcunu ödemeye yeterli olduğuna değindi. İlaçlıyoruz binlerce rovları. Bu önemli. Bir de bütçeyle ilgili son sunumumuzu yapıp sizi daha fazla yormayacağım. Belediye olarak çok şükür gelir gider dengesini sürekli eşit seviyede tutmaya çalışıyoruz. Çok fazla kredi çekip büyük yatırımlar yapalım değil, akıllı yatırımlar yapalım derdindeyiz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi gider bütçemiz tahmini 565 milyonken harcamamız 540 milyonda kalmış. %96 gerçekleşmeyi sağlamışız. Gelir bütçemizde 515 milyon tahmin ederken 551 milyona çıkmış ve %107 gerçekleşme sağlamışız. Tabii belediyelerle alakalı raporlar var. Bunları kurumlardan alabildiğiniz gibi internetten de ulaşabiliyorsunuz. Birçok belediyeyi hangi siyasi partiden olursa olsun baktığınızda belediyenin geliri düşüktür, gideri yüksektir. Dolayısıyla birçok belediye sadece personel maaşlarını ödeyebilir. Yatırım miktarı %5, 10, 15 hele hele doğuya geçince, Ege'ye geçince çok düşer ama bizim belediyenin yatırım miktarlarını göstereceğim. Bir de bu tabloda önemli. Bakın İller Bankası'ndan gelen para bizim bütçemizin %50'sini teşkil etmiyor. Birçok belediyede İller Bankası'ndan gelen gelir %70'ini, 80'ini hatta %90'ını teşkil eder. Bu bizde böyle değil. Kendi öz gelirlerimiz %57 oranında. Vergi gelirlerimiz var, taşıma satışlarımız var, bağışlar var. Diğer paylar var. Dolayısıyla bu gelirin 551 bininin %43'ü sadece devletten geliyor. Gerisi belediyenin öz kaynaklarına karşılanıyor. Burada gördüğünüz gibi gelen gelirin dağılımları var. Bu da önemli. Şimdi de giderimiz. Bakın bu tablo da önemli. Şurası yatırım giderleri. %47. Yani paramızın yarısını yatırıma harcamışız. Ama Türkiye'deki 1387 tane belediye var. Şu tabloyu belki 20'sinde 30'unda ancak görürüz. Gerisi şu tablo tam tersinedir. Diğer giderleri %70'lerde 80'dedir. Bu ne demektir? Personel maaşları. Biz belediyeleri kıyaslarken mesela bizim belediyemiz 600 bin nüfus, 1600 çalışanı var diyelim. Aynı nüfusa sahip başka belediyeleri kıyasladığınızda özellikle dediğim gibi sadece personel maaşına giden belediyeler çalışan sayısı 2000, 2500, 3000 yani eleman doldurmuş, elemanın maaşına yetişmekten yatırım yapamaz hale gelmiş. Ama çok şükür Kayseri belediyeleri, özellikle Melikgazi Belediyesi gerçekten örnek Kayseri'deki belediyecilik açısından. Minimum borçlanma, biraz sonra göreceksiniz, faiz giderlerimiz %1. Bu faiz gideri de İller Bankası'na devlet ödediğimiz neden dolayı? Kentsel dönüşümden dolayı. Yani kentsel dönüşüm projesini yaparken Çevre Bakanlığı çok cüzi faizle kredi veriyor. O krediyle biz yapıyoruz ve sattıkça da bankaya ödüyoruz. Dolayısıyla bu faiz başkalarına baktığınızda inanın çok yüksek. Hatta şunu söyleyeyim, SGK ve vergi borçlarını ödemeyip hacize giren birçok belediye var Türkiye'de. Ama çok şükür bizim belediyelerimiz böyle değil. Burada gördüğünüz gibi yatırım miktarı 261 trilyon. Yani bütçemizin hemen hemen yarısını yatırıma aktarmış durumdayız. Bir de bütçeyle ilgili son 3 yılı buraya ilan ve reklam gelirlerimiz 102 milyon lira. 2021'de 122'ye çıkartmışız. Bakın şu rakam da önemli. 105 bin kişi veznelerimizde işlem yapmış. Yani 600 bin nüfuslu Melikgazi'de böyle bir tablo var. Tahakkuklarımıza baktığımızda giderek artıyor. Bu da güzel bir gelişme. Burada da tahakkukların tahsilat oranı. Mesela bizim gerçekten milliyetçi, muhafazakar bir yapıya sahip Kayseri, elektriğini, suyunu, doğalgazını yatırdığı gibi bütün yükümlülüklerini, vergi yükümlülüklerini karşılamaya çalışıyor. Diğer illere kıyasladığımızda daha çok Melikgazi'nin, Kayseri'nin gerçekten bu konuda çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu da önemli bir gösterge. Geçtiğimiz cuma günü açıklandı. Belki gazeteciler arkadaşlarımız bakmışlardır. Türkiye'deki konut satış rakamları. Melikgazi görüyorsunuz 13.440 tane
konut satışıyla Türkiye'de 14. sırada. Yani 1387 belediyeden 14. sıradayız. Bu şunun için önemli. Eğer bir ilçede konut satışları rakamları yüksekse o ilçe cazip bir ilçedir. İnsanlar oradan ev almak için oraya yerleşmek istiyordur. Bakın buradaki ilçelerin hepsi çok yoğun ilçeler. Kayseri'de gördüğünüz gibi Gaziantep, Konya ve Bursa gibi Ankara, İstanbul, İzmir haricinde burada yerini alan ilçelerden birisi oldu. Emlak hizmeti. Günlük 265 kişiye emlak müdürlüğünde işlem yapıyoruz. Toplam 64 bin tane bir sene içerisinde işlem yapmışız. 51 bin tane tabut düzenlemişiz. 34 bin tane yapılandırma ile ilgili başvuru olmuş. Güneş enerji santralimiz var. Pazarların üstünde ve bu binanın üstünde 5 trilyon liralık bir gelirimiz var orada. Şu da önemli bir rakam. Bakın bir belediyede kaç tane ihale yapılıyor? Bunlar da önemli. Bakın sadece inşaatla ilgili yapım ihalesi 70 tane, hizmet alımı 20 tane, mal alımı 56 tane, 2886'ya göre yapılan ihale 11 tane. Toplam 157 tane ihale yapmışız. Bu şu demek, mesai saatleri içerisinde haftanın her iki günü bir belediye olarak ihale yapıyoruz. Bu ne kadar çok yatırım yaptığımızın da bir göstergesi. Biraz yordum herhalde. Gözlerden yorgunluk belli oluyor. Kusura bakmayın yorduysak. Katılımımızdan dolayı